TV8 ekranlarından, daha doğrusu TV8 koridorlarından hepinize merhabalar. Çok ilginç bir isim değil mi? Şöyle de durabilirim, böyle de durabilirim. Türkiye'de ilk defa denendiğini söyledikleri bir yöntemle bu akşam çok özel konuğumun yanına gidiyorum. Onlar çok az geliyorlar bu dünyaya. Gerçekten o kadar az geliyorlar ki inanamazsınız. Ama tanıtımlardan çoğunuz biliyorsunuz bu akşam konuğum kim olduğunu. Kim mi? Kulağınıza söyleyeyim isterseniz. Şimdi geliyor. Yavaş yavaş yanına gidiyorum. Biraz geç geldik Hayda. Bu akşamki yayınımıza biraz geç geldi. Kalpten gidiyorduk ama o her şeye değer. O Türkiye'de bir tane. Bir tane. Hepiniz biliyorsunuz kim olduğunu değil mi? Şimdi kim olduğunu söyleyeyim size. Karşınızda Sezen Aksu geliyor ve evet, görüntüde şimdi Sezen'le birlikte olacağız. Sezen Aksu'yu sizlere sunmaktan şeref duyuyorum. Sezen. Evet geliyor. Şu anda evet söylemeye gel. Buldu. Sezen yani ben de diyeyim. Gel korkma bir şey yapmayacağım. Sezen hoş geldin. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, şükür görüştürene diyeyim. Şükür görüştürene. Buraya mı atıyorum? Şöyle alayım. İstersen beğendiysen burada otur. Ha, burayı beğendim. Ama sana oraya ayarladık. Onu buraya ayarlayalım. Öyle mi yapalım? Peki tamam, bu akşam da böyle olsun. Peki evet efendim. Sevgili yönetmenim, gördüğünüz gibi her şey değişti ama Sezen Aksu yani her yerde bulunmuyor. Nasılsınız hanımefendiciğim? Çok teşekkür ederim. Sizin koridorlardan bana acayip numaralar yaptırdılar. Sen beni gördün mü? İzledim. Seni izlerken geciktim aslında. Sezen çok teşekkürler. Kırmadın geldin. Yani yeni yılın, daha doğrusu Millennium'da TV8 izleyicilerine böyle bir armağan vermek istedim. Teşekkür ederim. Türkiye'de müzik adına verebilecek en büyük armağan sensin. Ya utanıyorum. Hayır, utanma. Bunda utanacaklar var. Yanlış mı? Katılmıyor musun? Çok teşekkür. Yani ben bu konuda bir şey söylemem lazım. En azından aklımı kullanıp bu konuda ölçülü olmam lazım. Ama bunları senden duymak ne olursa olsun çok hoş. Çok ama hoşuma gidiyor. Ama biliyorsun yani biz birbirimizi 40 yıldan beri 40 yıl olmadı. Onun için biz birbirimizi ağırlayabiliriz. Aslanlar gibi evet. Peki. Nasıl bir duygu Sezen Aksu olmak? Yani bunu sana şimdiye kadar sormadım. Bütün soruları bu akşam soracağım. Sor. Her şeyi sor, sorabilirim. Sor. Değil mi? Sezen Aksu olmak derken yani nedir Sezen bütün Aksu olarak olmak mı yoksa ki, yani kamuoyu önündeki kimlik? Kamuoyu önündeki kimlik önce ondan bahsedelim. Yani herkesin hayran olduğu kimsenin yani Türkiye'deki... Valla Melis çok samimi söylüyorum. Çok fazla ilgilenmiyorum işin bu tarafıyla. Yani ilgilendiğim taraf zamanlar oldu. Çok hoşuma gittiği zamanlar oldu. Ama o zaman içinde yani işte bu Sezen Aksu kimdir nedir? Zaten kendimden öyle üçüncü birisi gibi bahsetmek de tuhafıma gidiyor açıkçası. Ama işin bu taraflarıyla ilgilenmemeye çalışıyorum. Çünkü bunu keşfettiğim günden itibaren üretimde çok ciddi bir farklılaşma oldu. Daha üretken oldum. Yani Sezen Aksu olduğunu fark ettikten sonra mı? Hayır. Bununla ilgilenmedikten sonra. Yani çünkü buna kafan takılırsa bu çok hoş bir şey tabii. Bu rüzgar insanı alır götürür oradan oraya savurur. Manası yok. Yani öbür tarafı daha heyecan verici. Orada bir seçim söz konusu. Ben de dedim ki yani yeteri kadar işte alkışsa alkış, şeyse popülariteyse popülarite. Şimdi daha yani daha derin, daha doğru bir kelime bulayım ben. Öz daha çok ilgilendiriyor beni. Meselenin özü daha çok ilgilendiriyor. Peki insanlar mesela sana dokunmak istiyorlar. Ben İyi de mi? Dokundurtuyorum zaten. Dokundurtuyor musun? Tabii. Efendim duyurulur buradan. Ya öyle değil. Özel dokunma günleri var mı yani sana? Ya ben yok, çok sokakta yaşayan bir kadın olduğum için çok sık yaşıyorum bunu. Ben de dokunurum insanlara. Ben de dokunarak severim. Senin o doğallığın için yani bu doğallığın içinde. Yani ben şimdi kendimden sana bir örnek vereceğim. Doğru mu yanlış mı? Ben rahmetli Çiğdem Toli ile beraber çalıştığım dönemde beraber çalışmaya başladık. Birbirimiz için biz şarkılar yaptık. Yani ah ne güzel deyip Çiğdem geldi işte saçımı okşadı. Ben onun sırtını vay ne sözler işte ben olsam böyle yazardım falan diye. Fakat bir süre sonra işte bilmem kim gelip şarkı istemeye başladığı zaman hafif bir şey oldu. Senin söylediğinin tersine, daha doğrusu senin söylediğinin paralelinde aynı zamanda düşme oldu. Yani sipariş üzerine bir şeyler yapma. Yani kendi duygularımı. Yani ben sana aşık olduğum zaman yapacağım parçayla Sezen Aksu yapacağım parça arasında fark var. Öyle.
Öyle. Fakat yani profesyonel bir kimliğin olduğu zaman yani pazarın içinde aynı zamanda yani bizler başka iş olup da bu işi amatörce yapan insanlar değiliz. Bir yandan hayatımızı sürdürmek için gerekli dünyevi maddi garantileri buradan temin ediyoruz. O yüzden yani ikisini de reddetmiyorum ben. İçimden gelen şarkıları nasıl olsa yazıyorum ve söylüyorum. Ama onun dışında sipariş geldiği zaman, bir şey talep edildiği zaman orada aklını devreye sokuyorsun, zekanı devreye sokuyorsun. Zeka ve akıl devreye girdiği anda ve öyle üretim olduğu anda tabii ki kaybediyor duygusundan. Ama yani gelen sipariş eden o eksik duyguya razıysa onun bileceği bir şey. Ama biz kendi adımıza tabii ki asıl içimizden geleni söylemekten doğal olarak peki daha çok... Peki hala kendin için mi yazıyorsun yani sonuç olarak? Yani sipariş olmazsa olmadığı zaman. Evet, zaten gerisi yani ben işte insanlar için şarkı yazıyorum, insanlara bir şeyler, bunların hepsi palavra biliyorsun. Hı. Şimdi biz bize konuşalım. Biz kendi aramızda konuşuyoruz yani, bize bakmayın siz. Şimdi insan gerçekten kendi içindekini yazıyor, ne hissediyorsa onu yazıyor, az çok, iyi kötü. Ama o gidip birilerine dokunuyorsa, üstelik o birileri az değil, giderek bir kalabalığı temsil ediyorsa, kitleye dokunuyorsa, oradaki buluşma tabii çok heyecan verici, orada müthiş bir hayatiyet var. Oradan hayat fışkırıyor ve ben de ondan büyüleniyorum. Ha, bundan böyle bir kopya tabii. Evet, duyuyorsunuz. Sezen şu böyle bir kopya verdi. Sezen, istersen burada bir şey diyeyim, müzik diyelim. Hem biraz heyecanım ben de atmış olayım. Neden heyecanlıyım? Çünkü hakikaten o bir alet taktılar bana. O alet de gördüm. Türkiye'de ilk defa denenen bir alet o. Hı. Şuramda bir kamerayla görüntüyü akşam ben de heyecanlıyım. Halledemedim ben de. Ama sen yengeç buluyorsun. Hani derler yıllar geçtikçe insanlar alışır bu işe, sakinleşir, heyecanlanır. Bu tamamen tersine gitti. Ben gittikçe daha fena oldum. Şimdi bak ben şöyle bir sıra yaptım, akış yaptım. Şimdi Sezen Aksu mikrofonu alacak. Ben de şeye oturacağım, piyanoya oturacağım. Piyanoda tabii ki adından, piyano dendiği zaman benim aklıma Türkiye'ye gelen çok çok özel isimlerden bir tanesi var. Sevgili Garo Mafyan. Bu Garo'nun bestesi galiba. Unut. Unut, doğru evet. Garo'nun. Kaç yılından bu parça? 88 yılında onu Garo'nun bestesi ve düzenlemesi, onun da ortada müthiş olağanüstü bir bas solosu var. Bas solosu vardı ama yapamayacağız yani onu. Direkt bas solo yapamayacağız ama onu herhalde herkes hisseder, şarkı sevenler bilenler. Onun bası nasıl çaldığını sen gayet hepimiz, iyi bilirsin. Biz o tuşeyi kulaklarımızla kalbimize hissederiz zaten. Biz onları yaşadık. Ben geçen onun sevgili onun bir resmi buldum stüdyoda. Birlikte çektirmişiz o resmi. Hiç bizim stüdyodaki senin albümün sırasında, Adabapur'u sırasındaki şey. Cinayetler sırasında. Cinayetler. Onlara geleceğiz. Cinayetlerden önce bir şarkı söyleyelim de. Bir yudum su için ben Adaba. Ben size mikrofon, bilmem sever misiniz? Böyle bir... Hadi Sezen'cim. Sezen Walkman'ını burada unutmuşsun. Efendim. Şuraya koyayım onu. Onlar mitlerimiz
düşeceğiz. Seneler sonra utanarak dokunup birer birer sevdiğin eşyalara, hatta belki ağlayacağım. Acı çektim doğru, ama sen bana bakma. Ne olursa olsun seni unutacağım. Seni sevdim unut, sevişmelerimiz yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi. Ne ümitler yaşlandı, gel zaman git zaman. Ayrıldığımızı zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Yordun beni vallahi. Sen de beni. Ha? Ne, evet. Bu program bitmez. Hay Allah'ım yarabbim. Yapmayalım biz bu programı. Yapma, evet. Ha? Dokunuyor değil mi? Vallahi dokunuyor. Sezen'cim, dışarıda Türk basınının kıymetli elemanları bir küme halinde bekliyorlar. Hı-hı. Tabii ki onların meslekleri bu. Saygım var. Nasıl basınlara? Ben biliyorum da bir şey soracağım. Onun için sordum. Önce bu sorudan girdim. Benim bir çelişkim yok genel olarak. Seni çok seviyorlar. Onu görüyorum. Yani seni candan seviyorlar. Evet. Bunu beceremeyenlere bunun sırrını anlatabilmen için sordum belki de sana. Şimdi ya benim de çok çuvalladığım zamanlar oldu. Çünkü insanın gerçeği, yaptığı kendi mesleğini, kendi gerçeğini, kendi onun gereklerini anlaması, kavraması biraz zaman oluyor. Yani çelişki çıkan dönemler daha ziyade insanın her şeyin kendinden yana olmasını istediği dönemler. Halbuki böyle bir realite var. Benim böyle bir işim var ve yaptığım işten dolayı ben bir haberim. Dolayısıyla onlar da haberlerini yapmak mecburiyetindeler. Bu yüzden ben onları gayet iyi anlıyorum. Son zamanlarda izlediğim bir şey var ama zannediyorum ki her zaman şeyler, yani taşların yerli yerine oturması böyle çok büyük dibe vurmalardan sonra oluyor. Yani benim izlediğim şey şu, gerçekten bir endazesi kaçmış bir durum var yani. Yerginin de, övgünün de, takibin de, işte haber peşinde koşuyoruz, yakaladık bastık muhabbetinin de. Yani bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve diyaloğun çok önemli olduğunu hissediyorum. Yani diyalog üslup burada çok önemli. Eğer üslubu iyi ayarlanan ve herkesin her şeyin farkında olduğu düzgün bir diyalog tesis edilebilirse, ki bunun için medyanın içinde bulunan arkadaşlarım da gayret içindeler. Benim işimi yapan insanlar da bunun üzerinde artık hassasiyetle duruyorlar. Çünkü eğrisi doğrusuna bir türlü denk gelemiyor. Benim genel olarak bir sıkıntım yok. Çünkü ben genellikle çok hayatımda her şeyi çok netleştirdim. Yani biz size bir soru sorabilir miyiz diye soruyorlar bana. Ben de sorun diyorum. Canım isterse cevap veririm çünkü. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Mesela bu soruya cevap, daha doğrusu sevgili TV8 izleyicilerini açıklamak zorundayım. Ben Sezen benim 1000 yıllık dostum. Yani biz seyrek de görüşsek biz biliriz ki orada bir köy var uzakta. Evet. Değil mi? Dostluk, bu böyledir. Bu başka bir dostluk şeydir. Dostluk öyledir. Yalnız neden ben Sezen'i, sevgili Sezen'den programıma misafir olmasını bu kadar geç istedim? Çünkü gazetelerde okudum ki kellerden vazgeçmiş. Böylece kendimi güvencede hissettiğim için rahat rahat Sezen'le artık alt akya belki de her şey yapabiliriz. Korkuyor muydun ben de?
Yengeç kadından korkar. Yengeç kadından. Bir de kel meraklıysa tamam. Çok haklısın. Doğru söylüyorsun. Sizi rahat rahat artık kafamı kazıtabilir, her şey yapabilirim. Ya çok enteresan yani insanların yaklaşımı. Tabii ki özel hayatına saygı duyuyorlar ama yaklaşımlar yani bu onların buluşu değil mi? Yani kellerden vazgeçti artık hayatına saçlı biri var diye. Şimdi bir kere bu kellik meselesine bir açıklık getireyim. Böyle bir yani bu son zamanlarda nereden çıktı bilmiyorum ama benim pek kelim yoktur. Sinanker, benim bildiğim kadarıyla Sinanker değil. Yok Sinan hala saçlı. Saçını evet, saçlı. Kısa keser. Hı. Kısa saçlı. Kardeşim de öyle mesela. Hı. Kısa saçı tercih edenler. Bir de yani bir insan birisiyle bir şey ilişki kurduğu zaman belirleyici tek unsurun saç olması gerçekten mümkün değil. Bu hepimizin bildiği bir şey. Bu da ya magazinel bir şey. Eğlenceli de ben bundan çok sıkıntılı. Ben de gülüyorum yani. İşte Sezen Aksu artık saça döndü diye başlıklar görüyorum mesela. Evet, ben de onu gördüm. Çok yani anlamadım. Işte, acaba kuaför dükkanı açtı diye. Ben en çok şuna seviniyorum. Türkiye'de kafası açık olan bütün adamlar potansiyel sabıkalı durumundaydı. Hepsi yırttılar şu anda. Şimdi ben bu arada sevgili izleyiciler Sezen'den müsaade rica edeceğim. Sizden de hafif saçlarını biraz daha kestireyim. Bu arada siz bu aradan istifade edin. Biraz sonra. Şimdi telefonken eski televizyonunuzu 40 milyona alıyor, yerine yepyeni bir telefonken veriyor. Allah Allah. Telefonken değiştirme kampanyası Boş yetkili satıcılarında. Bu ne ya? Esbank'ta istediğim zaman, istediğim kanaldan, istediğim işlemi yapabiliyorum. Mesela Estel'den bir işlem, Esnet'ten bir işlem, Bakiye'yi Alois'ten kontrol edelim. Bakiye tamam. Demek birbirlerini duyuyor. Demek ki istediğim zaman, istediğim kanaldan, istediğim işlemi yapabiliyorum. Bu hizmet yalnız Esbank'ta var. 444-0505 Estel, şube ötesi bankacılık Esbank'ta. Esbank müşterileri çok şanslı. Seni de
ben Piyanist şantöz olarak çalışalım. Tarabya. Tarabya. Ne para götürürüz biliyor musun? Ya ben öteki taraftayken daha iyi şarkı söylüyordum. Valla öyle yapalım. Burada, evet, mekanım değişti. Konsantrasyonu buldum. Hatta, yalnız bu programı izleyenler, eğer bu programın müdavimleri var, ben onlara özellikle belirtmek istiyorum. Sezen Aksu o. Ben Melih Kibar'ım. Çünkü genellikle konuk burada oturuyor. Melih orada oturuyor. Bir tek ilk defa 30. program bu. Ters döndük. Yani televizyonlarınızın ayarıyla oynamayın diye söylüyorum. Yani bir çıkıntılık yapmasam rahat kesin edemiyorum. Evet. Hayatım öyle geçiyor. İçimden bir ses çıkıntı ol, çıkıntı ol diyor. Sezen Aksu nereye gidiyor? Nasıl nereye gidiyor? Sana sormuyorum ben. Sezen Aksu bir yere gidiyor yani. Bir yerlerden geldin. Geldiğin yerleri unutmadın. Hep onları anlata anlata geldin. Bir yerlere gidiyorsun ama ben sana sormuyorum. Biz bunu başkasına sorduk. Anne. Şimdi biz kibarca sorduk. O kamerayı Sezen Hanım da seyredebilir. Şimdi izliyoruz. Evet. Kibarca sorduk. Kibarca cevapladılar. İzliyoruz bakalım. Ötesinde Sezen Aksu benim iyi bir arkadaşım. Ondaki bir takım özellikleri de çok beğeniyorum. Nedir o? Bir kere her zaman içindeki çocuğu yaşatan bir insan. İçindeki çocuğu yaşatıyor olmak demek insana yaşama sevinci ve üretken hale dönüştürmesi demektir. Ve temiz kalması demektir duygularında. Sezen Aksu öyle birisi. İkincisi, Türkiye'deki insanların çoğunun üretim yapamadığı bir durumda, tüketici olduğu bir durumda Sezen kadar şarkıyı düşünen ve şarkı üreten birini ben daha tanımadım mesela. Onun her anı şarkıyla dolu. Hep yazıyor. Yani başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. Bu da çok önemli ve keyifli bir özelliği. Hiç öylesini görmedim yani, bu kadar sık şarkı düşünen, şarkı yazan. Üçüncü özelliği de bence onun mizah tarafı. Mizah olması için de insanın kendisiyle dalga geçebiliyor olması lazım. İşte Sezen
kendisi ve onun toplumda yaratılan imajıyla dalga geçebilen bir insan olduğu için kendi içinde çok kendine özgü bir mizah oluşturmuş durumda. O mizahı da ben beğeniyorum. Bunun ötesinde Sezen Aksu'nun yaptığı şeyleri beğenmek beğenmemek bence söz konusu bile değil. Yani onları herkes beğenir beğenmez. Onlar ayrı şeyler. Senin Sezen'in bu özelliklerini beğenmemek de mümkün değil. O da başka şeyler. Ben onun bir arkadaşı olarak bu özelliklerini seviyorum. Yaptıklarından daha fazla beni ilgilendiriyor. Çok iyi bildiğiniz bir yönünü anlatabilir misiniz? Of, bu çok zor bir soru. Sezen Aksu bir yönüyle değil, Sezen Aksu'nun bin yönü var. Hangi yönü derseniz, arkadaşlık yönü, iş yönü, sanatçılığı, anneliği, aşkı, her şeyi dolu dolu yaşayan bir arkadaş olarak Sezen Aksu için değişik ne söyleyebilirim? Sezen her şeyde bilgi sahibi. Mesela doktordur aynı zamanda. Öyle değil mi Sezen? Beni sen iyileştirmedin mi? Bir ameliyat geçirdim. Dikiş yerlerim kapanmamıştı mesela. Doktor doktor geziyorum. Ne yapacağım? Dikiş yerlerim kapanmıyor. En sonunda Sezen'de buldum çareyi. Sezen'e gittim ve beni hemen tedavi etti. Veyahut da işte sevgilimle bir problemim olur. Hemen gider bir iki söz alırım. Ne demem gerek, ne yapmam gerek. Sezen'e danışırım ve her şeyi hallederim. Sezen çözümleyici biri biraz. Bir başka hikaye de, bir gün oturuyoruz arkadaşlarla, o arada da koyun kopyalama hikayesi var işte ve gerçekleşti de. İnsanlar üzerine denemeyi düşünüyorlardı. Biz eyvah dedik. Yani o anda aklımıza şey geldi. Bir Sezen varken birkaç Sezen olursa hayatımız nasıl olacak diye düşünmeye başladık. Ve bunun üzerine yorumlar getirdik. Ama bize bir tanesi ve gerçek olanı yetiyordu gerçekten. Sakin görünümlü şeyler ama aman ya Rabbim, evde görmeniz lazım. Yani mesela biriyle röportaj yapıyor veyahut da biriyle telefonla konuşuyor. Telefonu alır veyahut da hakikaten karşısında çok ciddi konuşmazken bir iş toplantısı vardır. Sezen şu vaziyetidir. Yani karşısındaki dinler, evet onu şöyle şöyle yapalım. Süheyla, hidroporcuyu çağırmayı unutma. Evet. Çocuklar, kapının kilidi bozuktu, onu yaptırdınız mı? Çocuklar, bu telefonun kablosu yine bozulmuş. Onu tamir ettirmeyi sakın unutmayın. Deyip böyle dönüp dönüp evin her tarafıyla ilgilidir. Veyahut da oturduğu koltuktan, hiç yalan deme, aynen öylesin. Oturduğu koltuktan banyoya gider veya soyunma odasına gidip geceliğini giyene kadar Sezen Maya öyle çıkabilir. Çünkü o ana kadar 70 tane şey düşünüp 70 tane isteği vardı. Bir anda yatmaya hazırlanırken biz mayolarımızı giymiş bir havuzda yüzerken de bulabilirsiniz bir gün. Sezen böyle biri. İyi ki varsın Sezen. Adet aşkı vururlar. Uzak diyarlarda evi vardı. Mutluluk en çok onun hakkı. Bu yorgun kırık dökük hikayende adı bende sadık. Sezen çok etkilendi galiba senelerden. Evet. Özellikle Dilara'nın söyledikleri galiba. Dilara'nın söylediği cadı. Cadı. Beni çok güldürdü. Bülent'in söylediklerinden çok etkilendim. Çünkü Bülent beni derinden etkileyen bir insandır hayatımda. Ondan çok etkilendim. Çünkü o benim hayatımda tanıdığım ve bu kadar ileri olup bunu hiç öne sürmeden, bu kadar gösterişsiz, her şeyi sorgulayan ama sorgularken hiçbir şeyi küçümsemeyen, olağanüstü pozitif ve geniş bir vizyonla hayata bakabilen, onun bir bilge olduğunu düşünüyorum ben. Bilge derken her zaman kullanıldığı gibi değil ama insan ilişkilerini ve hayatı kolaylaştırmak, hayatı çok çakmış olduğunu düşünüyorum. Bülent'i anlatmak çok zor. Evet, çakmış, hayatı çakmış da bu. Ya onun evet. Ağzından bunu öğrenince hakikaten çok... Ben bile şimdi öğrendim beni bu kadar sevdiğini. Çünkü ben ona tutkulu bir bağım var, bağlılığım var. Aman. Dilara...
Gördüğün gibi işte Dilara'yı sonra. Allah'tan daha fazlasını anlatmamış. Bu kadar da yırttığıma hamdü senalar olsun yani. Peki Sezen bir şey söyleyeceğim. Şimdi Dilara'mı söylediğinden kapıyorsun. Dilara'yı içirip konuştum. Tamam, itirafçı Dilara olarak her şeyi anlattım. Dilara'yı programa çağırayım. Sen Dilara için konuş istersen. Yok, direkt kafasını ısırdım. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Dilara'nın söylediği hani senden kopyalama, bu koyunların kopyalanmasından bahsederken. Senin kendinden doğduğun sürede çocuğun var. Hı-hı. Sen bayağı yavruladın. Evet. Ne yapıyorlar onlar şimdi? Ya ben her şeyi çok sade bir şekilde değerlendirmek lazım. Yani benim annem babam öğretmen. Etraflarında böyle insan, ben öğretmenim anlamında söylemiyorum ama paylaşmayı onlardan öğrendim. Yani eğitimciler hayata bakış insanı işte 0-7 yaş arasında herhalde tamamen oluşuyor. Öyle bir takım görüşler var. Ben de bunun bayağı doğru olduğunu hissediyorum. Bir herkesin bir yaşam tarzı var, bir hayata bakışı var. Yani bunları sonradan edinmeye kalkarsan zaten orandan burandan sarkıyor, dökülüyor, çuvallıyorsun. Yani çok doğal olmaya çalış. Yani bunu abart, doğallık sarkar üzerinden. Başka birisi olmaya çalış, o sarkar üzerinden. Yani kendiliğindenliğine bırakmak kolay bir iş değil hayatta insanın kendisini. Çünkü başkaları tarafından işte beğenilmek istiyorsun, onaylanmak istiyorsun. Bütün şahıslar tarafından önemsenmek istiyorsun. Bunlardan vazgeçmek kolay bir şey değil. Ben de vazgeçtim anlamında söylemiyorum ama mümkün olduğu kadar minimize etmek. Yani asıl olan şey üretim. Üretim de niye bu kadar önemli? Çünkü hayatın çıplak hali çok hüzünlü Melih'im, biliyorsun. Yani şiir, müzik, resim, edebiyat niye var? Yani hayatı da katlanılabilir kılsın diye var. Peki. Yani ben kendi işim üstelik daha da başka, yani popüler alanda servis verdiğim için tamamen şey diyorum ya, hayat tamirciliği gibi bir şey yani. Hı. Mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak, nefes almayı, daha çok zevk almayı. Peki sen çok kadınsın. Yani bir de ben öyle görüyorum en azından. Ne demek istiyorsun? Sen çok, yani... Pardon, doğru. Doğru mu? Ne manada dedin? Yani, kadın anlamında mı? Hayır, kadınsın. Çok östrojen fazla var. Hormon fazla var. Anne. Yani öyle o gözüküyor. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Babam seyrediyor. Yaksı gibi dedi ki babacığım beni seyredin bu akşam dedim. Bir adamın bana östrojen fazla var demesi. Hayır doğru ama yani ben mesela... Ya başıma gelene bakar mısın? Keşke ben de, yani benim de kızım büyüdüğü zaman yani senin gibi olsun isterim. Östrojenli. Çünkü kadınlar gibi östrojenin fazla olsun isterim. Peki... şey, kadınlığın mı önemli, yaratıcılığın mı önemli senin için? Kadınlığın mı, yaratıcılığın mı? Garip bir soru değil mi? Yok. Ya bunlar bir bütün aslında. Yani bir insanın personalitesini, kimliğini oluşturan şeyler. Bir bütün, bütünün parçaları bunlar. Bir tanesini öne çıkarmak doğru mu bilmiyorum ama üretim, yeniden üretmek, hayatı yenilemek her şeyin önünde geliyor. Yani tazelemek, tazelenmek, hayatiyeti muhafaza etmek, onu beslemek, zenginleştirmek, bu daha önemli. Yani yoksa dünya kadın dolu Melih. Evet, dünya kadın dolu ama yani kadın var, bir de kadın kadınlar var. Neyse, ben fena bir kadın değilim. Sen hoş de. Yok, belli oluyor yani hayat ne olduğu için onlar gerçekten program. Ama yani dediğim gibi bu şey daha yani öz daha çok ilgilendiriyor. Ben neden bunu bu kadar açıyorum? Beni bir kadın yarattığı için. Yani beni Çiğdem Tölü yarattı. Yani siz kadınlar esasında yaratmayı arzu ederseniz yaratıyorsunuz. Ama siz zarfa değil mazifa bakacaksın. Ruhun cinsiyeti yoktur arkadaşım. Çiğdem Tölü'nün kadınlığından daha başka bir şey çok daha etkilidir. Tabii mutlaka ama şimdi yani Çiğdem Tölü kadınlık deyince... bütünün bir yani bütünün bir parçası. Yani ben şuna çok inanıyorum. Bir erkek erkek olmalı, kadın da kadın olmalı. İnsanların cinsel kimliklerine sahip olması çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani ben gerçekten kadın olmaktan çok hoşlanıyorum. Zaten her şeyimle de öyle. Ben de erkek evin olmaktan içinde icabında. De. Öyle mi? Bunu program sonra ayrıca görüşelim. Bunu niye daha önce görüşemedik? Allah. Peki Çiğdem Tölü dedik. Çiğdem Tölü Melih Kibar benim rahmetli çocuğuz arkadaşım. Biz bize nasip oldu. Genellikle Erol Evgin şarkıları olarak dedin ama bizim sevgili Sezen'le çok hoş bir çalışmamız var. Onu pek bir yerde sergilenmedi benim bildiğim kadarıyla. Sergilendi ama bu şey uzun vadede hissedilen derin şarkılardan biriydi. Evet. Yani işte sipariş şarkısı olmadığı değil, için. O bizim şarkımızdı çünkü. Çok içsel bir şey var orada tabii. Söyleyelim. Nerede durmak istiyorsun? Ya ben öteki taraf yönetmen Bey'e söyler misin? Olamıyor değil mi arkadaşlar? Ama vallahi burada rahat şarkı söyleyeyim. Kötü çıkayım orada söyleyeyim yani. Peki. Peki buyurun. Tamam. Kameraya... Yani burada ışık kötü olsa ne fark eder ki? Benim ne güzel kadın olduğumu bilmeyen var mı? Rahat mısın şimdi? Bana da geldiler. Hadi gel. Hadi bakalım. Ben tutayım ben. Biliyorum da bir hata yapmayayım. Çok sevdiğim bir şarkı. Tutayım mı?
Yavaş yavaş açıldı gözlerim. Bir kitabın sayfaları gibi yandı yüreğim, yandı gitti. Sanki bir mum alev alır gibi yandı gitti. Yandı yüreğim, yandı gitti. Sanki bir mum alev alır gibi yandı. Umutların acısını keşke görmeseydim ağlayan gözlerini insanların, keşke bilmeseydim yıkılmış umutların acısını. Yavaş yavaş açıldı gözlerim. Bir pencere aralanır gibi uçtu yüreğim, uçtu gitti. Sanki bir kuş havalanır gibi uçtu gitti. Uçtu yüreğim, uçtu gitti. Sanki bir kuş havalanır gibi uçtu gitti. Acısını keşke görmeseydim ağlayan gözlerin insanların, keşke bilmeseydim yıkılmış umutların acısını. Yavaş yavaş açıldı arkadaşlar. Bunlara bir selam göndermek evet, lazım. Evet, canım benim. Vay be. Evet, jilet rica ediyorum. Evet, Sezen, ben de gaz yakacağım kendim. Sezen, inanma. Programın sonuna geldik. Biz yani hiçbir şey yapmıyoruz. Ama biz programa gelenleri bir öyle anla. Bunu madem sevgili oğlumuz burada. İstersen ona ver, istersen sen kullan. Saat mi var içinde? Hayır, bunun içinde bir kroş kalem var. Aa, bizim oğluma da verebilirim. Hiç durmadan nota yazıyor Mithatcan şu anda. Evet. Ciddi mi? Evet. Ne yapıyor şimdi Mithatcan? Mithatcan Londra'da müzik okuyor. Sonradan sardı, acayip sardı. Yani biraz abarttı. Yani bir armoniyi çözemediği zaman ağlıyor falan. Hırsız hırs geliyor üzerine. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Ben onu görüyorum arada bir şeyde, jimnastik salonunda görüyordum. O da gayet sakin. Çok sıkı bir müzik öğrencisi oldu Melih. Yani ne yapacak? Ne düşünüyor? Onun idolü Onno. Onno'nun elinde büyüdü biliyorsun. 10 yıl. Kolunda dövmesi var hatta. Onno'nun resmini yaptırmış. Benim haberim yoktu. Resmini yaptırmış. İsmini yazmış altına. İlk onunla başladı bas çalışmaya. Onno da çok hızlı düşünen, hızlı birisi olduğu için ders vermekten sıkılırdı. Ama Mithatcan da galiba bir şey gördü ve onunla çalışmaya başladı. Fakat talihsiz bir ayrılıkla. Mithatcan bir süre ara verdi, bir iki yıl kadar.
Sonra onun resmini koluna yaptırdı ve müthiş şu anda performansı. Yani müthiş derken bulunduğu noktaya göre gayet iyi. Berkeley'ye gidecek şeyden, Londra'dan. Londra'dan. Bekliyorum herhalde, bu kadar doğurdum, baktım, büyüttüm. Bana da bir faydası olur elbet bu çocuğun diye. Diye düşünüyorum. Bekliyorum. Şunu açsana ya. Vallahi açayım, dur. Bayılacağım. Bakayım. Aç bitmedi. Buyurun efendim. Bu kadar, bu kadar basit. Şuradan çıkarttım. Değil mi? Dünyada kalem güzel kadar güzel bir hediye. Onu da açamadım. Allah Allah. Ben başka konularda marifetliyim de, evet. Efendim? Kalem çok güzel bir hediye Melih'im. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilir misin? Çok teşekkür ederim. Sen esasında hepimize çok güzel bir hediyesin. Yani sen bize Allah'ın bir hediyesin. Ya, bunu... Ne kadar seviniyorum böyle şeyler. Valla ciddi. Ayıp belki ama hoşuma gidiyor, Allah bilsin. Ama diyor, ben de bunları söyleyebilme lüksünü bana verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Yani bunu ben çünkü lafımı hiç esirgemeyen bir insan olduğum için bunları söyleyebilecek insanları mumla, mikroskopla falan arıyorum ama çok zor. Bunu söyletebildiğin için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten... Çok sevindirdin beni. Benim çok teşekkür ederim. Hakikaten mutlu ettin. Teşekkür ederim. Hakikaten işte biz böyle maalesef duygusalız. Ne yapalım? Bizim mesleğimizde bu. Allah Allah. Şimdi ben de bir ona utanacağız mı bundan diyor. Ne güzel ayol. Neden? Herkes unutmuş duyguyu muyguyu. Tedaviden kalkıyor neredeyse. Biz sahip alayım çıkacağız. Yok niye? Peki, bu programı Demirbaşar genel bunu veriyorum. Geri alıyor. Sevgili Sezen Aksu. Çok kısa olarak bir şey istiyorum. Ondan sonra bir şarkıyla kapatacağız programı. Sezen Aksu nereye koşuyor? Sezen Aksu ya, bir kere bu Sezen Aksu'yu bırakalım. Peki, yani ben sadece işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Ya bu kadar büyük bir beyinle nerelere sığacaksın? Ne yapacaksın? Melih, hakikaten ilgilenmiyorum böyle bir şey. Sadece işimi iyi yapmak istiyorum. Sorumluluklarımı daha çok fark ettim zaman içinde. Daha toleranslı oldum. Yani zannediyorum ben de yavaş yavaş hayatı kavramaya başladım bütün yönleriyle. Kendimi de, insanları da, zaaflarıyla, her şeyle. Şunu kavradın mı? Peki yani dostlarını yani iyi ayırt edebiliyor musun? Yani 6 milyon içinde şöyle bu kadarcık birisi olarak kendimi çok fazla önemsemeyi bir kere utandırıcı buluyorum. O yüzden bulunduğum noktada yani ne kadar önemliyim, ne kadar değilim onu iyi tayin etmeye. Çizgi çok ciddi bir çizgi, bıçak sırtı bir şey. Dostluklar meselesinde ben çok şanslı bir insanım. Tuhaf bir şekilde yani Aysel Gürel'in olağanüstü bir lafı var. Diyor ki bu kozmik proje olağanüstü yazılmış, kusursuz bir senaryodur. Yani insanlar tuhaf bir şekilde bir araya geliyorlar, bir yerlerde kesişiyor yolları. Gerçekten tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani herkesin o kendi elektriksel alanı onları bir yerlere çekiyor ve ben herkesin bir taneyi bulamadığı bir dünyada bir dost zengini bir insanım. Yani şimdi dostluktan gerçeğini ne beklediğini... Gerçeğini ayırt edebiliyor musun? Yani yoksa sana... Şimdi bak, burada şöyle bir çok önemli bir şey var. İnsanlar birine dost demek için ondan kusursuzluk beklentisi içindeler. O zaman dedem de sever. Öyle dostluk olmaz yani. Özde yani mesela Erdem benim için çok ciddi bir meseledir. Anneden babadan kalma, öğretmenlerden gelen bir şey. Şimdi senin kendi şeylerinle, ilkelerinle, işte bilmem neyse işte bir şeylerinle bir takım ölçülerin var ve tariflerin var. Şimdi orada buluştuğun, ortak duyguda buluştuğun birisinin kusuru var mı yok mu, oraları beni ilgilendirmiyor. Benim bütün arkadaşlarımın hayatımın sonuna kadar her türlü can yakma ya da hata yapma kredisi vardır bende. İsterim ki benim de onlarda olsun. Ama özdeki şey sağlamsa eğer, dostluk odur zaten. Beklentisiz, ne kadar beklentisizse o kadar saf ve kıymetli bir şey. Demek ki sana yeni milenyumda yoksa kusursuz olma dedi. Kim kusursuz yani? Yani yeni bin yılda sana sadece dostluklar mı diliyorum? Başarılar. Aşk da dilemiş. Aşka bu kadar doymayan bir kadın. Niye doyayım? Salak mıyım ben? Aşk için yazdığı bir şarkıyla bu programı kapatacağız. Bu programı kapatmak bütün programlardan daha zor geliyor. Çünkü Sezen'le hiçbir şey konuşmamış gibi hissediyor. Galiba Sezen'e yetmedi. bir aşk kadını kendisi itiraf etti. Ben dedikoduyu hiç sevmem. Müthiş bir ozan. Bence ozanlığını en güzel vurguladığı şarkılardan bir tanesi. Son günlerde bol bol dinliyorsunuz. Onunla kapatıyoruz. Sezen Aksu'ya çok teşekkür ediyorum. Sezen, gidelim tekrar. Biz bu arada yürüyüşe çıkmış gibi hissediyoruz kendine. Bir şey olmaz kalemin anne. Çalarlar mı acaba? Yok, Aysel Gürel'le beraber olalı. Bende de böyle bir paranoymuş. Onda öyle bir. Yok. Her şeyin çalacak lazım. Çok güzel arkadaşlar. İşte ne bir tane. Sana emanet ediyorum. Tamam. Evet. Tutukluyu mu söylüyoruz? Evet. Bakalım nasıl prova da yapmadık biz sende onu. Ha tamam, peki. Yapabilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Ve söylüyorum zaten. Ya bir yudum su içebilir miyim? Tabii. Ben boğazım kurudu.
Burada, ben burada. Burada aldım ben, aldım. Suyumuzu da buraya alalım. Hadi bakalım Sezen'cim. Onu yap. Elimde diye böyle bir muzurluk var içimde ha. Ne senden öncesi, ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası, ayrı kaman ölümden yaman, geçmiyor zaman, geçmiyor.